Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayız. Bu ayki seyahatimiz başlıyor. Bu ay nereye gidiyoruz? Başlıkta da gördüğünüz gibi Fas'a gidiyoruz. Fas'ın her yerini beraber keşfediyor olacağız. Casablanca'dan başlıyoruz turumuza. Oradan geçiyoruz arkadaşlar Rabat'a. Rabat'tan sonra Fes'e gideceğiz. Fes'ten sonra Şavşağan'a gideceğiz. Marrakeş'e kadar çok güzel bir tur sizi bekliyor. Toplamda 10 gün boyunca Fas'ta kalıyor olacağız ve her yeri beraber keşfediyor olacağız. O yüzden hazırsanız Fas turunu başlatıyorum. Şimdiden İyi seyirler arkadaşlar. Sabiha Gökçen'de tadilat var sanırım. Free Shop'ta şurada görebilirsiniz. Böyle içecekleri falan da ortaya koymuşlar. Sanırım daha kolay alınsın diye herhalde, bilmiyorum ama bilginiz olsun. Geldiğinizde böyle görebilirsiniz. Hemen güncellemeleri yapayım size arkadaşlar. Air Arabia ile uçuyorum ben. Bunun check-in kontuarı B kontuarı, bilginiz olsun. O kontuardan genellikle yapılabiliyormuş. Yurt dışı çıkış harç pulu hala 150 TL. Onu da bilmenizi istiyorum. İlave olarak ben yanıma böyle sandviç falan yaptım. Suyumu muyumu aldım. Çünkü uçakta Air Arabia bir şey ikram etmiyor. Kendiniz almanız gerekiyor. Ben de almak istemedim. Sandviçimi kendim yaptım. Bilginiz olsun. Şimdi aklıma gelenler bunlar. İlerleyen dakikalarda güncellemeler zaten size aktarıyorum. Olacağım. Şimdi uçağa doğru devam ediyoruz. Şu an Fas sınırları içerisindeyiz, havaalanı içerisindeyim. Hemen kısaca özetleyeceğim size. Uçak çok güzeldi, konforluydu, yemek yoktu. Biz yemeğimizi yanımızda getirmiştik, onu söylemiştim size. Toplamda 5 saat uçuş süresi var. Buraya giriş vizesiz. Fas dirhemi geçiyor arkadaşlar, onu da iletelim hemen. Saat farkına gelecek olursak Fas Türkiye'ye göre 3 saat geride, bunu da belirtmek istiyorum. Küçük bir havaalanı var, pasaport kontrolü çok kolaydı. Sadece sorduğu şey şuydu, hangi adreste kalacaksın ve onun adresini istiyorlar. Onun dışında farklı bir şey yoktu. Şu an saat burada 3'e doğru geliyor. Gece 3. Saat 4.40'da tren var. Trenle mi gideceğiz? Başka bir transfer mi bulacağız? Bilmiyorum ama şu anki gidişat böyle. O yüzden Fas'a hoş geldik. Para bozduralım istiyorum. Çünkü burada genellikle okuduğum kadarıyla nakit parayı da dolaşmak gerekiyor. Kredi kartı her yerde geçmiyor. Burada biraz para bozduracağım. Kalanını da merkeze bozduruyor olacağız. Hadi gelin. 50 euro bozdurduk. 496 Fas dirhemi aldık. Bilginiz olsun. Şöyle de bırakayım, göstereyim ben size. Paraları da bence biraz euroya benziyor. Yani euroya benzettim cinsini. Hadi gelin hat alalım ve trene doğru ilerleyelim. Telefon hattımızı da aldık. Bence havaalanından çıkmadan telefon hattınızı almanız gerekiyor. Çok da uygun aldık. 20 GB'ını 10 euroya aldık arkadaşlar. Ben Orange'dan aldım. Orange'u başka birçok ülkede kullandığım için çekim kuvvetini çok iyi biliyorum. Pembe olan logolu geri de tercih ediyorlar. Onu da tercih edebilirsiniz. Şimdi havaalanı içerisinden trenle Casablanca'ya gitmek istiyorsanız çok rahat gidebiliyorsunuz. Hemen anlatacağım size. Bu demin hattı alıp çıkış yaptığımız yol arkadaşlar. Geliyorsunuz. Zaten burada da bir telefon hatları alabileceğiniz yer var. Üste de zaten görebileceğiniz gibi trene gidiş yolunu gösteriyor. O yüzden şuradan ilerleyerek trene doğru gideceğiz. Tren de burada arkadaşlar. Saatleri de yazıyor. 4.50'de başlıyor. Sonra her saat başı tren var. Bilginiz olsun. Ancak açılmadığı için bir saat burada oturacağız. Bir şeyler içip biraz dinleneceğiz. Sonra trende görüşürüz. Bileti nasıl aldığıma dair link bırakıyorum aşağı. Açıklamaları da bırakırım. Çok rahatlıkla oradan alabilirsiniz. Buradan bilet de çıktısı alınabilir ya da yeni bilet de alabilirsiniz anladığım kadarıyla. Bizim elimizde QR kodlu bir çıktı var. O yeterli olacağını söylediler. Şimdi trene doğru gidiyoruz. Tren de şurada. Güzel gözüküyor aslında. Yani böyle hızlı. Genelde havaalanlarında metro istasyonu olur ama Fas'ın ruhuna da uygun tren olduğunu düşünüyorum. Burada her şey otantik. Herhalde tren de öyle. Tamam, bindi. Güzel. Memoş oturmuş hemen zaten. Burası ikinci sınıf, orası birinci sınıf. Biz neymişiz ki? İkinci sınıf. Yani şey, ekonomi. Bir ve ikinci sınıf varmış. Mehmet düzeltti hemen beni. Biz ikinci sınıf almışız. Fiyatı da 50 dirhem arkadaşlar. Kişi başı bilginiz olsun. Hadi şimdi yollara bakalım. Kalacağınız yere en yakın durak neresiyse orada inebilirsiniz. Ortalama havaalanından merkeze 30 dakikada gelebiliyorsunuz. Ben Casa Voyagers
durağında indim. Buradan da otele doğru gideceğiz. Bakalım bu saatte nasıl gideceğim bilmiyorum ama bir ulaşım bulacağım bir şekilde. Tren istasyonunda taksi zaten buradan var. Görebilirsiniz. Sizi götürüyor olacağız taksiye. Ama burada McDonald's var. Bütün alışveriş yapacağınız yerler var. Güzel bir tren istasyonunun durağı gibi görünüyor. Burayı sevdim. Şu an sabah saat olduğu için çok fazla yer açık değil ama hani buradan da istediğiniz ve ihtiyacınız olan her şeyi alabilirsiniz. Taksi durağına doğru ilerliyoruz. Şimdi duraktan çıktık. Bak durak ismi şurada yazıyor zaten. Hemen karşısında da şöyle taksiler var, tamam mı? Gece tarifesi dedi. Gece tarifesi olduğu için sizi 30 dirheme gideceğiniz yere götürürüm diyor. Ve gideceğimiz yerde ortalama 5 dakika. Şimdi InDrive diye bir uygulama var. O uygulama ile beraber bir taksi çağırdık. O taksi bizi alacak, 15 dirheme götürüyor olacak. InDrive'i indirip siz de daha uygun fiyatlı ulaşım sağlayabilirsiniz. Hala arkamızdan geliyor, bağırıyor oradan bak. Bizim yüzümüzden şu an kavga ediyorlar. Diyor ki buraya taksi çağıramazsın, edemezsin onu falan pişmekten. Türk müsün, nesin? Yani kazıklamaya çalışıyorlar. Ne olursa olsun kazıklanmayın. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu arabayla indik. Size anlatacağım başımıza neler geldi. Kalacağımız yer burası. Girdik, giriş yaptık. Güzel bir Airbnb odası. Girişi böyle. Yukarıda odada görüşürüz. Başımıza neler geldi, neler. Değil mi? Aynen. Taşlanmadığımız kaldı. Hemen hızlıca anlatıyorum. Taksi durağına InDrive'den araba çağırdık. İlk adam, bize pahalı fiyat veren adam, gelen InDrive'ı saldırdı. Taşlarla saldırdı. Ve adamın arabasından kablolarını söktü falan, ortada kaldı. Arabada da kilitliydi adamın, bizi almaya gelen adamın. Dedim aç kilitleri, Mehmet atla. Aynı film sahnesinden kaçar gibi atladık, kaçtık, geldik buraya. O yüzden biraz tehlikeli demek istemiyorum ama parayı çok seviyorlar. Parayı sevdikleri için de böyle şeyler yaşanıyor. Adam akıllı daha uygun fiyat verseydi zaten onunla gidecektik. Hadi bakalım. İçeri sizle beraber giriyoruz. Şöyle güzel mutfağı var. Hemen burada bir banyosu var. Çok güzel gözüküyor. Burada da bir yatak odası var. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel. Biz burada 2 gün kalacağız Memo ile beraber. 2 günlük fiyatını da aşağı bırakıyorum. Bilginiz olsun. Şu ana kadar her şey güzel. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Biz çok yorulduk. Gerçekten zor bir gündü. Biraz uyuyalım. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Allah'ım nasıl yatmışım, nasıl uyumuşum size anlatamam arkadaşlar. Mehmet zor uyandırdı. Hadi kalk 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 diye. Kahvemizi yaptık. Evimizi dün gezmiştik. Evimiz çok güzel. Hemen dışarıya çıkaracağım sizi. Bir de buranın bir terası var ve balkonu var. Acayip güzel gözüküyor. Orayı da görmenizi istiyorum. Burası böyle çok güzel evlerin olduğu. Dolayısıyla siz de bu bölgeye geldiğinizde çok rahatlıkla her yere ulaşabileceğiniz yer olduğunu düşünüyorum. Birazdan göreceksiniz. Tramvaya falan da çok yakın. Hatta şu altta da Carrefour var. Carrefour'dan da alışverişinizi çok rahat yapabilirsiniz. Bugün mükemmel bir gün olacak. Casablanca'da gideceğimiz birçok yer var. Hedefim %100'ünü yapmak ama %100'ünün ne kadarını yapabiliyorsak kar kârdır deyip kendimizi sokaklara atacağız. Hazırsanız Casablanca turumuz başlıyor. Otelimizden çıktık. Böyle yollara attık kendimizi. Şu anda ana cadde gibi bir yerdeyiz. Şehri tanımaya çalışıyorum. Şu ana kadar gördüğüm şey, bir sokağa giriyorsunuz oldukça güzel. Bir sokağa giriyorsunuz çok eski. Değişik değişik yerler var. Şu anda sizi çok güzel bir yere götürüyorum. Götürdüğüm yerde muazzam şeyler beraber göreceğiz ve deneyimleyeceğiz. Batı bot diye bir şey deneyeceğiz. Şöyle göstereyim size de. İçerisine peynir falan koyuyorlarmış. Morokko'ya özel bir aslında yiyecek diyebiliriz. Teşekkürler arkadaş. Teşekkürler. Çok güzel. Çok güzel. Thank you. Sizi bir market turuna götüreceğim. Market turundan önce burada kahvaltı yapıyoruz.
Fas'ın modern ve geleneksel tarafının birleşimi olan Casablanca, ülkenin ikinci büyük şehri. Önceleri Berberilerin 12. yüzyılda Anfa ismiyle küçük bir köyü olan 15. yüzyılda Portekizlilerin yerleşim yeri haline gelmiş, Portekizce Beyaz Saray anlamına gelen Casa Branca adını almış. 1755 yılında meydana gelen büyük depremden sonra boşaltılan kent, 18. yüzyılda Sultan Sidi Muhammed'in Abdullah tarafından tekrar eski hale gelmesi sağlanmıştır. Avrupalıların ve İspanyol tüccarların şehre yerleşmesiyle bugünkü adını alan Casablanca, 1907 yılında Fransızlar işgal etse de 1956 yılında bağımsızlığını geri kazanıyor arkadaşlar. Marki tramvay durağının hemen önünde iniyorsunuz ve arkanızda mükemmel güzel bir market var. Oraya giriyorsunuz. Gelin. Marketin hemen girişinde çiçekçi var. Çok güzel çiçekler görebilirsiniz. Gelin etrafa göz atalım biraz. Neler var neler yok. Böyle lokal şeyler var. Kurutulmuş sebzeler, meyveler, ceviz, zencefil ve sarımsak var. Böyle kurutulmuş ya da yağ içerisinde olan etler var falan. Çok güzel gözüküyor. Pazarın içerisinde buradan başlayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Biz devam ediyoruz. Hadi gelin. Nadia'nın dükkanına gidiyoruz. Gelin Nadia'nın dükkanına da bakalım. Hem kahve içebileceğiniz, ufak tefek yemek yiyebileceğiniz yemekler var. Nadia'nın böyle menüleri var arkadaşlar. Bakalım, gelelim. Bunları yapıyor burada. İstediğiniz zaman gelip buradan da yiyebilirsiniz. Bir de hemen pazarın içerisinde balık marketi var arkadaşlar. Böyle görebileceğiniz. Çok güzel gözüküyor aslında. Taze alıp işte midyelerinden tutun. Her şeyi görebileceğiniz yerler var. Bir tanesi böyle tendirhemmiş arkadaşlar. Ha okey, bu da 5 dirhemmiş. Güzel. Anlaşma yöntemimiz süper oldu. Bu ne kadar? Total paket how much? Bunu da göstersin. Böyle midye ne kadarmış? Ona da bakalım. O ne kadarmış? Göster ablacığım. 40 dirhem. Okey. Thank you so much. Come back. Goodbye. Baksana şuna. Canlı bence bu. Yengeçler de var. Burada taze, tüm her şey olduğu gibi çıkıyor. Et pazarı var. Et pazarına doğru devam edebilirsiniz. Burada pişirilebilen yer de var. İsterseniz buraya gelip hemen pişirilebilir, alabilirsiniz. Aslında Afrika kıtasında olduğumuz için şu anda arkadaşlar böyle dehşet güzel sebze ve meyveler burada çok fazla. Avokado, mango, portakal, limon, elma, domates çok da güzel gözüküyorlar burada aslında. Burayı gezmek bile ayrı keyif bence. Thank you so much. Selamünaleyküm. Okay. Yes, yes. Hi, YouTube channel. Yes. Yes, yes, yes. Edit please. Böyle pizza, şeyler. Pizza, pizza yes. Pizza. Moroccan pizza. It's Morocco. It's but what? Detok. Yes. Helva. Helva. Sağ olsun Nadia, her yeri gezdirdi pazarın içerisinde. Tabii size de gezdirmiş oldu arkadaşlar. Böyle bir avlu içerisinde aslında ufak bir pazar. Öyle söyleyeyim size. Pazarın anladığım kadarıyla 4 tane kapısı var. Bu 4 kapısından da giriş yapabilirsiniz. Ramazan ayı olduğu için biraz geç açılmış olabilir ama Ramazan ayından sonra daha erken açılabilir. Diğer lokasyonda görüşmek üzere. Casablanca'nın en önemli yerindeyiz. Birleşmiş Milletler Meydanı'ndayız arkadaşlar. Casablanca'nın en önemli değerlerinden olan merkezdeki Birleşmiş Milletler Meydanı, tarihi dokunun ve modern yaklaşımın harmanlandığı, yıllar süren benzersiz geçişler arasında köprü niteliği taşıyan bir mekan olarak anılıyor arkadaşlar. Meydanda kafeler, barlar, lüks oteller, restoranlar, geniş mağazalar ve iş yerleriyle birlikte tramvay istasyonları da var. Aynı zamanda meydanda bulunan ve simgeleşmiş olan Fransız bir mimara ait Cora Ardia denilen fütüristik çizgilere sahip çelik kubbeli bir yapı, şehrin yerleri tarafından dünya gezegeni meydanı olarak da biliniyor burası. Diğer pazardan buraya yaklaşık 10 dakikada yürüyerek geldik. Çok basit, yürüyerek gelebilirsiniz. Biraz bu meydanda gezeceğiz arkadaşlar. Tramvayla istediğiniz yere gidebilirsiniz. Çevre oldukça geniş. Palmiye ağaçlarıyla beraber muhteşem, böyle etkileyici bir atmosferi var. Yani çok güzel bir merkez. Öyle hissediyorum ben. Şimdi buradan da karşıda gördüğünüz temelli yapının içerisine girerek Medine pazarına gideceğiz. Biraz önce gördüğünüz o çelik kubbeli yapının altındaki tünelden geçiyoruz. Bu meydanlar biraz ferah. O yüzden o hoşuma gitti. Hatta çelik kubbeli meydanın tam altındayım şu anda. Ufak ufak dükkanlar var. Şu an kapalı bence. Ramazan nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buralara geldiğinizde gözünüz açık olsun. Her yeri keşfetmeyi unutmayın. Hadi gelin. Burada taksilerin renkleri kırmızı arkadaşlar ve her ilçede, her bölgede taksi renkleri değişiyor. Üstte de petit taksi yazıyor zaten. Petit Fransızca'da küçük, minik anlamına geldiği için böyle bir isim koymuşlar. Bilginiz olsun. InDrive kullanarak da taksiyle bir yerden bir yere transferinizi yapabilirsiniz.
Medine'ye geldik. Yine bir market gezisi yapacağız. Çünkü burada çok önemli ve çok meşhur. Bölgenin en otantik şeylerini görebiliyor olacağız arkadaşlar. Ben buna çok meraklıyım. Çünkü Fas gezisinde bu otantik hissi yaşayacaksınız. Burası da onlardan biri. Burası bir surla çevrili gibi düşün. Surların içerisinde gezilecek, alışveriş yapılacak bir dünya yer var. Hadi gelin beraber içeriye göz atalım. Hemen girişte zaten böyle çay tesislerini görebiliyorsunuz, naneli çay. Biraz rüzgarlı olduğu için kısık kısık anlatmaya çalışacağım size. Burası bence... Ya Mehmet! Ben şöyle bir şey hissettim. Burası Arap'tan çok Afrikalı'nın daha fazla olduğu. Evet, ben de gördüm. Hani daha çok Afrikalı, hani o kültürün daha fazla yansıdığını düşünüyorum. Fransız kültürü de zaten orada daha fazla var biliyorsunuz, sömürgeden dolayı. Evet. Hem böyle Arap hem Afrika kültürü ikisi birbirine karışık. Bağlaşmış, karışmış, güzel. Hadi gel pazarı turlayalım mı o zaman? Bak, olur. Bir dünya şeyle argan yağı falan var burada ki burada çok güzel herhalde. Argan yağı bu ruj, evet, galiba. Evet, ruj. Bunu sürüyorsun ruj oluyor, onu deneriz birazdan. How much? Tendirhem. Okey, argan. Argan eti, argan eti. Yes. Yeah, look, yeah. İlk yapmayalım dediğimiz şeyi hemen, evet, yapıyoruz. Yapıyoruz. Bir ürünün takip edip bir yere gitmeyeceğiz dedik. Ve gidiyoruz şu anda. Şimdi gidiyoruz. Argan yağının nasıl yapıldığını göstermeye gidiyoruz. Burada bitkiler falan var herhalde böyle. He, şeyler yapıyorlar. Burada satış olması için yapılan şeyler var onda. Okey, bunu diyor herhalde. Şu bu macun bence, yağ değil. Argan yağını çevire çevire yapıyorlar bence. Burada yağların özellikleri olanlar falan var. İlk birisini takip etmemizin sonunda hala hayattayız. Hiç olmadı. Evet, kötü niyetli değildi bence. Evet, değildi. Sadece satış yapmaya çalıştı. Hep öyle zaten. Evet. Ama sadece dikkatli olun herkese. Kesinlikle arkadaşlar. Turlamaya devam ediyoruz. Tamam. Where are you from? France. Evet. Kartın. Yes. Kartını verecek bize. Argan yağı ile ilgili sonra dönüş yapılırsa onlara bakıyor olacağız. Şu arkadaşı takip ediyoruz. Like, Darbe Sokak. Sorry. Your name? Mustafa. Mustafa. I like cinema Turkish. Yes. Spices. Yes. Müsk. Müsk, yes. Sabunlar bunlar ya da. Evet. Liant. Yes. Saffron. For fabrication the argan. Argan, yes. Argan. Machine. Ha. Yeah. And the machine. Ha, senin dediğin gibi. Yeah. Bu krem şeklinde sürülebilen. Good for hamme. Nice. Okay. How much small size? No, one kilo. 15 dirham. Ha, bu da 1 kilosu. Yeah. Wow. 15 dirham. Hmm. Şimdi bir 50 euro daha bozdurduk. Havaalanında kuru biliyorsunuz 50 euroya 496 para birim vermişti. Burada da 50 euroya 525 para birimi verdi. Yani merkezde kur biraz daha yüksek. Biraz daha fazla para alabilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz yerden parayı da bozdurdum. Onu da bilmenizi istiyorum. Maiden'ın tam göbeğindeyiz. Devam edelim. Şimdi yeni bir meydandayız. 5. Muhammed Meydanı. Burası çok güzel. Bir park alanının içerisinden yürüyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz Fransa sömürgesi altındaydı bu ülke. Bağımsızlığını kazandıktan sonra kendi yapılarını falan da yaptılar. Ama o dönemin izlerini taşıyan yapıların olduğu çok önemli bir merkez aslında. Cazibe noktası da denilebilir arkadaşlar. Bölgede işte konsolosluklar var, bankalar var, postaneler var. Çevrede onları görebiliyorsunuz. İlave olarak işte parkta dinlenebiliyorsunuz. Hatta şehir merkezini çok güzel görüntüleyebileceğiniz 50 metrelik bir kule de var burada. Dolayısıyla arzu ederseniz buraları çok rahat gezebilirsiniz. Yani zıt yapılar var. Yeni yapıların dışında eski yapılarla harmanlaşmış çok güzel bir Casablanca. Şu an bir yapının içerisine girdik. Aslında Adalet Sarayı'ymış burası. Çok otantik gözüküyor böyle. O kadar güzel ki girmek istedim. Türkiye'de Adalet Sarayı'na girmeyen, Casablanca'da giren Güray olarak. Siz de gelirseniz bak girebilirsiniz. Çok otantik ve çok güzel gözüküyor yani. Burada dinlenme alanları var, gezebileceğiniz yerler var aslında. Girişte soruyorlar, vizit için mi geldiniz falan diye. Bence çok ihtişamlı ve güzel. Böyle ağaçlar falan var. Onların da altında güzel zaman geçirebilirsiniz bence. Etrafın manzarasını da çok iyi görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size.
Sabah soğuktu, şimdi sıcak. Üstümdeki biraz kalın gelmeye başladı yavaş yavaş. Güzel gidiyor şimdi ya. Sizce nasıl gidiyor? Güne güzel başladık yani. Bence kahvaltıda biraz kazıklanmış olabiliriz ama onun dışında böyle kötü giden bir şey yok bence. Bu arada takip etmeyin, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu zamana kadar hep sonda söylüyordum ama aklıma şimdi geldi. Çünkü izleyenlerin %90'ı takip etmiyor. Hep izleniyor. Bana çok görmeyin takibi arkadaşlar. Kim izliyorsa bu videoyu bir takip ederse çok mutlu olurum. Hadi devam edelim. Buranın adı Arab League Park'mış arkadaşlar. Bölgede bulunan az sayıda en büyük parklardan bir tanesiymiş. Böyle çok güzel tropik ağaçların olduğu, dinlenme alanlarının olduğu, insanların buraya gelip gerçekten kafa dinlediği bir yer gibi anladım ve algıladım. Gördüğüm de o aslında. O yüzden gelin şöyle parkın içerisinde bir tur atalım. Neler var, neler yok onları görelim. Çünkü çok ihtişamlı bir bina var. Orayı da göstermek istiyorum size birazdan. Hadi gelin turlamaya devam. Peki parkın güzelliği şaka mı? Havuzun güzelliği şaka mı? Acayip güzel manzarası var arkadaşlar. Çok samimi söylüyorum. Acayip dinlendiriyor insanı. Bu güzel parkta biraz yürüyüp dinlendikten sonra çok güzel bir katedral var. Açık mı kapalı mı bilmiyorum ama çok ihtişamlı olduğunu biliyorum araştırmalarımdan dolayı. Ona bakacağız. Kopya vereyim arkamda zaten. Hadi gelin. Buranın adı Casablanca Katedrali. Yapımı 1930 yılında tamamlanmış. 1956 yılında bağımsızlığının ardından sömürgecilerin ülkeden ayrılmasıyla işlevini yitirmiş aslında. Neogotik tarzda yapılan kilisenin kültür merkezi olarak kullanıldığı söylense de şimdilerde oldukça kötü durumda ve kapalı olduğu söyleniyor ve biliniyor. Kapalı olsa da yolunuz buraya düşecektir turlarken. Muhakkak burada bir fotoğraf çekmeyi unutmayın. Hemen çektiğim fotoğrafı da buraya koyuyorum. Çünkü renkleri ve ihtişamı çok güzel gözüküyor. Bence orayı. ...1950'li yıllardan bu yana hala açık olan bir kafeye geldik. Buranın dondurması çok güzel arkadaşlar. O yüzden dondurma söyledik ve tadına bakacağız. Bir de kahve söyledik. Eğer yolunuz bu rut içerisindeyse ki öyle olacaktır... ...buraya uğramayı unutmayın. Hemen tadlarına da bakalım. Yorumları acayip güzeldi. Karamelli falan söyledik. Gerçekten çok iyi. Dinlenmek için 10 dakikada olsa, 15 dakikada olsa buraya uğrayabilirsiniz. Şu zamana kadar eski Medine'yi yani Casablanca'nın daha eski yerlerini görmeye çalıştık. Şimdi yeni Casablanca yani yeni bölge denilen Hubus bölgesine doğru ilerliyor olacağız. Yolda giderken de görülmesi gereken neler varsa onları görüyor olacağız. Buraya geldiğinizde dondurma yemeyi unutmayın. Hala aklımda çıkmıyor değil mi Mehmet? Bayıldık o irmikli yani. Olan neydi evet. Öyle? Ya böyle dondurmalı irmik helvası ama karamelli, kahveli falan. Bademli falan o yüzden unutmayın. Şimdi Hubus bölgesinde görüşürüz. Mehmet bak mango var, gel mango alalım sana bir tane. Oo çok güzel gözüküyor ama. Bu aldığımız mango 12 dirhem tuttu. Çok da güzel gözüküyordu. Yolda giderken yiyelim dedi. Yürürken yolda su aldım. 2 tanesi 6 dirhem. Hubus bölgesini keşfetmeye devam ediyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ara sokaklarında kaybolmanız gerekiyor ve efsane güzel mimari yapılar var. Bir yerde çok yeni bir bina varken hemen yanında eski daha otantik bir bina yapısını görebiliyorsunuz. Arkamda da zaten aslında çok ihtişamlı binalar var ve buranın kapıları ve yapıları çok önemli görünüyor arkadaşlar. Ben şimdi biraz ara sokaklara dalıp neler var neler yok sizin için bakacağım. Hubus bölgesindeyiz. Kısaca özetleyeceğim size. Burası Fransız sömürgesi dönemindeyken o dönemlerde burada yaşam ya da konut problemi varmış arkadaşlar. Bu konut problemini aşabilmek için de burada Fransızlar binalar yapmışlar. Ama bu binaları yaparken de aslında Fas kültürünü de gösteren bina yapılarını eklemeye çalışmışlar. Dolayısıyla Hubus bölgesi o şekilde ortaya çıkmış. Eski Medine ile buranın farkı nedir diyecekseniz aslında pek farkı yok. Sadece bu bölgenin bir tık daha modernize edilmiş hali var.
burası bir restorantmış. Aslında kokusundan da anlamak gerekiyordu bence. Bakalım nasıl bir yermiş. Hemen girelim. Kruvasanlar falan var böyle. Tavuklar da var. Yerel yiyecekler var bence. Sıcak yemekler falan da var. Böyle ufak kanepeler ve hamburgerler de var. Aslında alabiliriz birer tane bir şey değil mi? Bence de alalım. Hemen alalım. Sondan mı aldın bir de? Pizza koydu mu? Pizza koydu. Okey. Bir tane de şunu alabiliriz. A, hamburger mi o? Okey, onu alalım. Yes. Benle Sobus diye bir yere geldik. Şöyle kartını da bırakayım size. Bilgiler burada yazıyor. Şöyle ufak bir paket yaptık. Yolunuzun üstünde acıkırsanız, canınız bir şeyler çekerse hemen şöyle kutuya da koyuyorlar. Mükemmel lezzetli gözüküyorlar. Tatlarına bakmadım. Ama güzeldir yani. Yani niye kötü olsun ki? Hamur işi yani. Sıcak yemekler de var falan. Yolunuzun üstündeyse buraya gelip bir şeyler de atıştırabilirsiniz. Fiyatı bunun 45 dirhem tuttu arkadaşlar. Bence fiyatı da çok güzel. O yüzden bize afiyet olsun. Hemen tadına bakıyoruz. Bu bölgede hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. Arabalar da geçiyor. Böyle ince dar bir sokak ama acayip otantik gözüküyor. Dolayısıyla buralarda hediyelik eşyalar, bir şeyler de alabilirsiniz ama biraz turistik de gözüküyor. O yüzden buraları geldiğinizde keşfetmeye devam edin. Çünkü burada çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Hep beraber görelim neler varmış. Mesela hediyelik eşya alabileceğiniz yerler, resim yaptırabilirsiniz. Lokal insanların giydiği kıyafetler, böyle buranın bakırları ve işte burada buranın özel yemeğinin kabı galiba bu. Çok güzel yerler var. Film halılarının olduğu yerler. Turistler gelip buradan alışveriş yapıyor. Acayip güzel gözüküyor yani. Moğla Yusuf Camisi'ne denk geldik. Giriş kapısından bir tanesi de burası. Ziyaret edebilirsiniz yine burada Hobus bölgesinde gezerken. Şu dikkatimi çekti. Böyle ayakkabını bez poşetin içerisine koyup giriyorsun. Çok otantik ve eski görünümlü bir yapı. Ahşap oymaları falan vardı. Eski ama bakımlıydı yani, öyle güzeldi. Vaktiniz varsa uğrayabilir, eğer ezan vakti ise de namazınızı kılabilirsiniz. Muhammedi Camisi gerçekten çok güzeldi, onu söyleyeyim. Çünkü sadece çekimini yapabildim, içeride sesli konuşamadım. Çok güzeldi, çok ihtişamlıydı. Avizeleri çok güzeldi. Müslüman olmayanlar giremiyor ve herkes halk tarafından da soruluyor. Müslüman mısın falan deniliyor. Abdest aldıkları yer ortada bir avluda buluşuyorlar. Testiyle abdesti oradan alıyorlar, o çok ilginçti. Rotanızın içerisinde Mehmedi Camisi'nde görmeden dönmeyin. Arkada polisi görüyorsunuz. Bir anda kaos oldu. Nasıl kalabalık bir trafik var size anlatamam. Herhalde iş çıkışı. Acayip bir trafik var yani. Ortalık bir anda kaosa döndü, öyle söyleyeyim. Ama bu kaosun içerisinde de bir düzenlilik var yani. Oldukça fazla her yerde polis var. Hani güven konusunu gelecek olursak, insanlar, dilenciler sizden para isteyebilir ya da çevirip bana bahşiş ver diyebilir. Nedensiz bir şekilde isteyebilirler bunları ama siz onlara bakmadan dümdüz yürüyebilirsiniz. Ben şu ana kadar güvensiz bir anımın olduğunu görmedim. Bunu açıkça itiraf edebilirim. Yanılıyor muyum sence? Bence doğru, hani, kesinlikle. Polisler olması çok güzel. Her yerde bir tane var. Hani her sokakta olur. Falan var yani. O çok güvende hissettiriyor. Evet, güvende hissettiriyor. İçimden geçen bu, yaşadığım hislerin, bilginiz olsun. Şimdi tramvaya doğru gideceğiz. Sürpriz bir yere gidiyoruz. Şöyle kızarmış balık yapan yer bulduk. Yerel arkadaşlar yapıyor. Böyle karışık koyuyorlar. Bir porsiyon diyorsun, sana karışık koyuyor. Kalamarı var, palamutu falan var böyle. Karidesi var. Bir denemek istedik yani. O kadar güzel gözüküyor ki baksanıza, sıcacık. Bütün balıklar burada. İstediğinizi alıp buradan yiyebiliyorsunuz. Çok sesli, akşam saati. Muazzam yani. O kadar güzel ve lezzetli ki. Sokağın adını bırakıyorum. Siz de bulur ve denk gelirseniz muhakkak alın. Afiyet olsun.
Şimdi beklediğimiz araç geldi. InDrive'dan söyledik arkadaşlar. Fiyatında 21 dirhem olduğunu anlaştık. Bazen 25 dirhem diyorlar. Ben 21 dirheme pazarlık yapabilirim diyorsun. 15 dirhem diyorsun. Seni anlaşırsan götürüyor. Yoksa görünen fiyattan getiriyor. Buradan tramvay var ancak duraklar bazen çalışmayabilir. Ya da bizim hat açık olmayabilirdi. Onu anladık. O yüzden biz de dedik ki akşam oldu. Hiç yorulmayalım. InDrive burada çok kolay geliyor. 2. Hasan Camii'ne bu şekilde devam edelim dedik. Size de söylemek istedim. Siz de kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Hadi şimdi yollara bakalım. Welcome to Morocco. Thank you. Yes, first time. Arabadan da indik. Gidiyor şu anda zaten. Hızlı ve keyifliydi. Yeni lokasyonumuza gelmiş bulunuyoruz. 2. Hasan Camii. Caminin içerisine girdik. Biraz rüzgar var. Detayları alayım. İçeride size sakin sakin anlatacağım. Normalde içeriye giriş ücretli ama namaz vakitlerinde Müslümanım dediğinizde caminin içerisine kadar da girebiliyorsunuz. Böyle burada avlular var ve karşıda da kocaman cami bizi bekliyor. Çok güzel gözüküyor bence. Bütün izlediğim ve gördüğüm yazılarda aydınlıktı caminin minaresi ama şu anda sis var. Bu görüntüye de aşık oldum açıkçası. Şu an tam Atlas Okyanusu'nun önündeyim arkadaşlar. Sahil kenarındayım. Arkada da 2. Hasan Camii duruyor. Hemen kısaca size anlatmak istiyorum. 25 bin kişilik iç mekanı ve 80 bin kişinin ibadet edebileceği avlusu ve Afrika'nın en büyük camisi aslında. 210 metre uzunluğundaki devasa minaresiyle dünyanın en büyük yüksek minaresi deniyor. Neredeyse Casablanca'nın her yerinden görülebiliyor arkadaşlar. Kur'an'da geçen Allah'ın arşının su üzerinde olması ayetine bir saygı duruşunda bulunan caminin geometrik desenlerin temel alındığı zümrüt tonlu süslemeleriyle insanı kendine hayran bıraktırıyor. Gerçekten sedir ve mermer kalkması ile Fas sanatının zarif bir örneği diyebilirim bu cami. Namaz kılacağınızı söylerseniz içeri girebiliyorsunuz. Aksi takdirde Fas'ta Müslüman olmayanlar camilere giremiyor. Atlas Okyanusu'nun bir parçasında olmak, gerçekten bu camide olmak, etrafı gözlemlemek, bu korniş denilen bu sahil kenarında 5 kilometre yürüyebilmek gerçekten çok güzel bir his. O yüzden buralara geldiğinizde caminin ezan vaktinde içeriye girebilirsiniz. Kornişten de çok rahat. Arkama gel 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 gel. Kısa bir sevinç gösterisine de maruz kaldık arkadaşlar. Çok eğlenceliydi ama onu da söyleyebilirim. Dolayısıyla buralara geldiğinizde camiyi muhakkak ziyaret edin. Onu da söyleyeyim size. Hadi şimdi kornişe doğru devam edelim. Gelin. Odamıza geldik. Buradan kapanış yapacağız ama önemli birkaç bir şey anlatacağım size. En son 2. Hasan Camii'nin orada kalmıştık. Dolayısıyla orada videoya bir ara verdik. Bir kahve içtik. Dinlenelim Mehmet'le dedikten sonra tekrar yola koyulduk arkadaşlar. Biraz yürüyelim dedik. Hava karardı ve ilk kez bir anda tedirgin olduk yolda olmaktan. Yani şunu anladık. Her yer değil ama belli bölgelerde hava karardığında tedirgin olunabiliyor. Rahatsız olduğumuz tek bir nokta vardı. Biri bağırdı bize. Yolumuzda olmadı. Devam etmeye çalıştık. Yolumuzu değiştirdik. Arkamızdan geldi. Sonra biz ilerledik. O bize doğru gelince biz hemen geri döndük. Dolayısıyla hemen bir taksi bulduk. Taksiyle bir yere geldik. Hemen merkeze attık kendimizi. Bir kafede oturduk falan böyle. Ondan sonra ardından yine bir taksi kullanarak Carrefour'a uğradık. Carrefour'dan da kahvaltılık bir şeyler aldık böyle. Durum bundan ibaret. Özetlemiş olayım istedim size. Yarın çok güzel bir gün başlayacak ve çok güzel bir bölüm çıkacak. Onu da unutmayın. Fas videolarına devam edin. Çok güzel bölümler sizi bekliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim şimdiden. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve buraya gelecek olan arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı, en önemlisi like atmayı unutmayın. Bir de canınız isterse bütçenize göre teşekkürler butonum var. Oradan da bir teşekkür ederseniz çok teşekkür ederim. Bu bölümle alakalı içimden geçen, burayla alakalı tüm görüşlerimi aşağı yorumlara yazacağım, bilginiz olsun. Orayı da okuyabilirsiniz gelmeden önce. Rutum içerisinde eksik kalan bölgeleri şuraya yazıyorum arkadaşlar. Buraları da not edebilirsiniz. Kalan bölgeleri de rutunuza ekleyip gezi rotanızda devam edebilirsiniz. Yarın yeni bölümle devam ediyoruz. İyi geceler.